hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldun. Senin hakkında bizlerin ve hayranların merak ettiği birçok soru var. E, gerek özel hayatına dair, gerek e, profesyonel iş yaşamına dair birkaç tane soru soracağım sana. Seninle birlikte çok güzel bir röportaj yapacağımıza inanıyorum. Ben de inanıyorum efendim. Buyurunuz. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım. başlayalım. Gökberk kimdir? Nerede doğdun? nerede büyüdün, doğum tarihinle. Ee, şöyle internette Wikipedia kısmında çok yalan yanlış haberler var. Yıllardır oradan eğer ne insanlar hemen o gereksiz bilgileri düzeltelim. Ee, 1991 Temmuz ayının 17'si doğumluyum. Tabii kimlikte biraz daha farklı ama annemin söylediği bu. Ankara doğumluyum, Ankara'da doğdum büyüdüm. 32 yaşına kadar. Çok mütevazi kendi halinde bir ailem var. Çok huzurlu bir ailem var. Güzel bir ailem var. Allah başımdan eksik etmesin. Ee, bir kardeşim var ee, tabii bu öz, üç abim iki de ablam var. Onun dışında böyle kendi halinde, kendi yanında kavrulan insanlarız. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Bir yandan ikinci sorumda kısmen cevapladım. Gökberk nasıl bir aile büyüdü, kardeşim var mı diye soracaktım ben de. Evet, onları da <laughs> cevaplamış olalım. Ee, ailenin sendeki kelime anlamı nedir? <laughs> Annemin, babanın mesleği nedir? Annemin mesleği ev hanımı. Babam müteahhit. Şimdi tabii serbest meslek artık Emekli oldu sigortadan. Emekli öyle takılıyorlar evde. Aile benim için her zaman söylüyorum böyle bir toprak gibi. Aslında bir dağ gibi de ama toprak betimlemesini şuradan yapıyorum. Bizi birer tohum olarak düşünürsek onlar toprağımız ve bizi hani büyütüyorlar, yeşertiyorlar, meyve vermemizi sağlıyorlar. Dağ kısmı da gerçekten sırtınızı yasladığınızda bu da baba oluyor. Babamı o konuda dağ diyorum. Sırtınızı yasladığınızda sanki başınıza hiç kötü bir şey gelmeyecekmiş gibi hissettiren bir olgu. Annem yani dünyanın en neşeli kadını bu arada. Hiç yaşını göster. Üç abim, iki de ablam var. Onun dışında böyle kendi halinde, kendi yanında kavrulan insanlarız. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Bir yandan ikinci sorumda kısmen cevapladım. Gökberk nasıl bir ailede büyüdü, kardeşim var mı diye soracaktım ben de. Evet, onları da <laughs> cevaplamış olalım. Ee, ailenin sendeki kelime anlamı <laughs> nedir? Annemin, babanın mesleği nedir? Annemin mesleği ev hanımı. <laughs> Babam müteahhit. Şimdi tabii serbest meslek artık Emekli oldu sigortadan. Emekli öyle takılıyorlar evde. Aile benim için her zaman söylüyorum böyle bir toprak gibi. Aslında bir dağ gibi de ama toprak betimlemesini şuradan yapıyorum. Bizi birer tohum olarak düşünürsek onlar toprağımız ve bizi hani büyütüyorlar, yeşertiyorlar, meyve vermemizi sağlıyorlar. Dağ kısmı da gerçekten sırtınızı yasladığınızda bu da baba oluyor. Babamı o konuda dağ diyorum. Sırtınızı yasladığınızda sanki başınıza hiç kötü bir şey gelmeyecekmiş gibi hissettiren bir olgu. Annem yani dünyanın en neşeli kadını bu arada. Hiç yaşını göz dışında söylemeyeceğim anneciğim merak etme. <laughs> Dünya tatlısı da bir kardeşim var. Tatlısı dediğim artık benim kadar oldu. 29 yaşında, 30 yaşında erkek. Onun dışında aile bu kadar. Yani benim için ama gerçekten öyleler. Hani her zaman şunu da söylüyorum. Dünyaya yeniden gelsek ailemizi seçemiyoruz ya. Ailemi seçme şansı verseler ben o üçünü tekrar birer adım öne alırım bu aileyle devam edeceğim hayatıma derim. Öyle güzel bir ailem var. Sen yani bu izleri bırakmaları çok güzel bir şey. Onlar için yaşıyorum. Çok güzel. Nasıl bir çocuktun? Yaramaz mıydın yoksa uslu muydun? Yaramaz değildim. Aşırı yaramazdım. <laughs> yani hani hiçbir misafirle kabul edilmezdik. Sebebi evet, bendim. Ha. Öyle yani benim zaten yüzümde böyle yaralar bereler vardır. Hiç yerimde durmuyormuşum. Ama hani küçüklüğünü yaramaz yaparak geçiren çocuklar büyüyünce uslu oluyorlar. Daha olgun oluyorlar. ya O durum tamamen bende geçerli. Ee, şimdi de ben gitmiyorum misafirliğe. Şu an annenin burada olmasını istedim ben. Annen seni dinlemek istedim. Değil mi? <laughs> bir gün nasip olursa yanı başımda otursun annem. İnşallah ondan bir dinlemek isterim. Evet. Yani din, annem her zaman anlatır. Artık beni nereye satacağını şaşırıyormuş. Öyle bir anne. E böyle olduğu zaman bir yere gideceği zaman birisine de emanet edemez. Edemiyor. tabii yani genç ölüme sebep olurmuşum. Öyle Allah. bir çocukluk. <laughs> Fena. Çocukluğuna dair en senin içini sızlatan, hatırladığın zaman seni duygulandıran anın nedir? Yani düşünüyorum öyle içimi sızlatan çok bir anım yok. Dediğim gibi işte aile burada çok etkin oluyor. Ee, çok güzel yetiştirdiler bizi bence. Sadece sevgiyle büyüttüler aile kavramının karşılığı benim ailem gerçekten. Yani ne, ne söylesem az. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla, yanlışlarıyla, doğrularıyla ben ailemi çok seviyorum. Her şeyi de kabulüm yani. Şu an ailen Ankara'da mı? Ankara'dalar. Ankara'dalar. Evet. Sen burada tek başına yaşıyorsun. Burada tek başımayım. Ee, zor oldu. O yüzden çok zorlanıyorum. İstanbul'a Ya şu açıdan çok zor oldu. <laughs> ben ailemden ilk kez bu kadar ayrı kaldım. O açıdan zorluğu var ama bu kadar sevdiğim bir işi yapıyor olmam. Bir şeyleri tölere edebiliyor ama o özlem duygusunu tabii ki Peki ne sıklıkta gidebiliyorsun ailenin yanına? Hiç. Hiç. Ah. Yani o zor. Ama tabii tercih yani o bir günlük repoda akşamında çıkıp gidilebilir ama yani öyle bir enerji de hissedemiyorsun ah. doğal olarak kendini. Evet. Evet. Bir yandan da çok yoğun çalışıyorsunuz biz birilerini burada set arkalarında görüyoruz. Evet. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum imkan. Şikayetçi değiliz çünkü duasını çok ettiğimiz bir iş. O yüzden şikayetini edemiyoruz. Peki Gökberk çocukluğunda gelecekteki mesleğini düşündüğü zaman aklında beliren meslek neydi? Ya işte bu klişeler vardır ya çocukluk hayalimdi diye gerçekten öyleydi. Hayalim değildi çocukluğumda yaşıyordum ben bunu. Yani bununla ilgili bir anı da var. 7 yaşımdayken işte ilk okula yazdırıldığımda diğer çocuklar annesi babası onu bırakınca okula bir ağlarlar ya. Ben onlara gidip fil taklidi, maymun taklidi falan yapıyormuşum. <laughs> Anlatır evet. Sonra annemler bunu görmüşler. Hani bu çocukta bir şey var. Ya, ya hani hastalık derecesinde bir şey ya da bir şeylere yeteneği var durumu oluşmuş. Ortaokulda tiyatroda oynadıktan sonra babam kanaat getirdi tabii bu duruma. Onun üzerine gittik, eğildik ve oyuncu olduk. Başka bir meslek yapabilir miydim diye sorsak, ticari zekama güvenirim. Yani ticaret de yapabilirim. Ama bu bu iş, aşık olduğum bir meslek. Hayalini kurduğun, aşık olduğun mesleği yapmak, oradaki verimliliğin çok daha farklı oluyor bence. Kesinlikle öyle. Verim konusunda çok doğru. Yorgunluğu hissetmediğin bir iş. Sabah 6-6.30'da beni hiçbir iş kaldıramaz mesela. Ki set muhtemelen yaşadığın yere de çok uzak bir konumda. Evet, çok. Yani <laughs> her, şu an her gün bir buçuk saatlik yol gelip bir buçuk saatlik yol <laughs> gidiyorum. Ve İstanbul trafiğinde. Gerçekten bunu aşk olmasa yapılamaz Yapılamaz, imkanı yok. Okul hayatın nasıl geçti? Nasıl bir öğrenciydin? Öğretmenlerin seni görseler ne söylerler mesela şimdi bize gelseler? Yani o tabii onlara sormak <laughs> lazım ama ben genelde ikili ilişkisi çok yüksek bir çocuktum. <laughs> ha, çok iyi kurardım ikili ilişkilerimi. Hani... Maskot değil de neşesi derler ya evin Hı. neşesi. Okulda da öyleydi okul hayatımda da. Yani arkadaşlarım tarafından sevildiğimi hissediyordum en azından. Öğretmenlerim tarafından da öyle. Sınıf başkanı seçilirdim hep. Okulun popüler çocuğu. Popüler değil. çocuğu diyelim. Yani tiyatro okulu işte futbolla da çok meraklıydım. O yüzden hep hani böyle bir revaçta olma durumu vardı. Oradan da süre gelen bir şey herhalde. Tabii okul hayatındaki e, iletişimlerini, ilişkilerini de değiştiren bir e, durum oluyor. İkili ilişkilerde, özel ilişkilerde. Evet. Evet çok etkisi oluyor. Yani işte hitabeti bile değiştiren bir şey. Sosyal çevrenin senin hakkındaki düşünceleri, senin sosyal çevredeki kimliğin, çocuk yaştan itibaren el üstünde tutulmak ya da göz önünde olmak bu ileriki hayatında çok etkileyen bir şey. Özgüven açısından en azından. Ee, günlük hayatında nasıl bilirsin? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Sosyal çevreye nasıl bilinirsin ya da e, onlarla e, neleri yapmayı seversin sosyal arkadaşlarınla? Yani ben çok evcimen mi insanım? Burçlara çok inanmam ama bir yerde de doğruluyor herhalde karakteri. İnanılmaz şekilde aileciyim zaten bunu anlamışsınızdır. Ee, evimde vakit geçirmeyi çok severim. Yani film, dizi izlemeyi. Ama evde yapılan bütün aktivite. Dışarı hayatım çok yoktur. Eğlence anlayışım Hı. çok dışarıda olamıyor benim. ve tercih etmiyorum bunu. Zaten dışarı gidip bir yere otursam da ya bir buçuk iki saat sonra sıkılıp eve dönme eğilimi istiyor vücut. Hemen dönmek istiyorum. Bilmiyorum kendimi tanımlarken ev adamı olarak tanımlıyorum. Peki bu pandemiden önce de böyle miydi yoksa e, pandemiden sonra gelişen bir durum mu? Çünkü şu an e, tüm dünya genelinde muhtemelen e, herkes aynı şekilde. Hı hı. Daha öncesinde çok sosyalken pandemi ile birlikte asosyalleşmeye başladık. Sende bu hep mi vardı pandemi sonrası mı oldu? Pandemi ile beraber herkes benim hayatımı yaşamaya başladı, öyleyse. Evet, <laughs> <O sonra. güzel. gülüyor> evet. Pandemi sana yaradı yani. Yani artık <laughs> insanlara da yaramış olabilir. Doğruyu buldular gibi bir durum Belki var. De duygusal birimisin, duygularım ve mantığın arasında kalsan hangisini seçersin? Kararlarını nasıl alırsın? Ha bunu işte e, söylemiştim aslında. Kısa vadeli kararlarımı mantığımla alıyorum. Hı hı. Çünkü yarını düşünmek kolay geliyor bana. Orada hislerimle hareket edeceğim bir alan yok zaten, zaman da yok. Ama uzun vadeli seçeneklerde iki eğer yol arasında kaldıysam kalbimin sesini dinlerim. Kalbin doğruyu söyler mi her zaman? Ya da e, kalbin söylediği şey seni mutlu eder mi? Ya her zaman çok büyük bir laf olur ama. Çoğu zaman evet. Yani bugün burada sizinle berabersem bu işi konuşuyorsak ya da bu işin kısmi başarısını konuşuyorsak doğru olduğunu gösteriyor zaten. Biraz özel hayata gireceğim. Gökber çapkın biri midir? Aşkla arası nasıl? Yani aşkla arası nasıl? Çapkın biri midir? Çapkın değilim ya. Yani flörtöz değilim aslında. <laughs> flörtöz diyoruz onu. Ama tabii ki kadın ruhundan anlayan bir yapım var. Bunu saklamıyorum. Ama işte evinde bir insan ne kadar olabilirse o kadar. Çok mu politik oldu? Fazla fazla politik oldu. Tabii bundan kimse memnun olmayacak biliyorum ama. Gerçekten ev adamıyım. Ama ilişkilerinde nasıl bir adamım onu söyleyebilirim. Ee, sahipleneceğim Bir kere mesela kıskanç bir adamım. Bu merak ediliyorsa. Belki magazinsel bir taraf vardır bunun. Kıskanç bir yapım var. sahipleneceğim Gerçekten o Türk eril erkek kısmı bende çok fazla işliyor. Onun dışında e, inatçıyım. Mesela ilişkilerimde e, reaksiyonlarımı böyle dışa vurmam. İçine kapanan daha çok sessiz olarak çözmeye çalışıyorum. Kavga gürültüden hiç hoşlanmayan bir yapım var, ikili ilişkilerde. Ama şu an güncel soruyorsanız, aşk hayatım zaten benim öyle çok magazinde de baksanız 10 yıldır bu 15 yıldır neredeyse piyasanın içindeyim, oyunculuk yapıyorum. Hiç o, o tarafta gündeme gelmedim zaten. Peki oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz diyeceğim ama cevabını daha öncesinde ifade edin. İlginç bir keşfedilme anın var mı? Var. Hmm. Facebook'tan. Nasıl oluyor bu? <laughs> Ankara'daki işte MGA yapım vardı o zaman işte günlük işleri yapan. Ee, oranın kastında Samet abi vardı. Bir gün bana bir mesaj geldi Facebook'tan. Oyunculukla ilgileniyor musunuz diye. Öyle bir yol izledik. O da benim işte fotoğraf galeriden en baştaki bir fotoğrafım vardı. Hacivat Karagöz oynamışım ben bir yerde. O fotoğraftan çıkmış yola. işte El yüzü düzgün çocuk. Bir de orada tiyatroyla bağlantıyı kurunca iletişim kurmak istemiş. O da şöyle çok ilginç bir anına denk geldi. Ben bir gün öncesinden dedim ki ertesi gün gideyim tecili bozdurayım ve askere gideyim. Ertesi gün saat 10'da alarm kurdum gitmek için. Saat 9 gibi falan Facebook'ta gezerken o mesajı gördüm. Daha öncesinde atılmış ama ben o gün saat 9'da gördüm. Yani kader dediğimiz şey burada Bu. devreye giriyor. giriyor. Evet. E, oyunculuk hayatında mutlaka oynamak istedim, istiyorum dediğim bir karakter var mı? ya da bir rol. Ya karakterleri aslında oyuncular ya bizler hı. evretiyoruz biraz içeride de istediğimiz gibi hı hı. evrettiğimiz için aslında bir nevi o karakteri istediğimiz şekilde oynamaya başlıyoruz. Tabii ki bunun belirli çerçeveleri var karakterin kendi özelinde ama gözün içinde bir şekilde o duygu senin istediğin gibi çıktığı için ee, ama yapı itibariyle sorarsanız ben bir gün çok geçerli bir sebebi olan kötü oynamak isterim. Ama kötü neden kötü? Birazcık oradan bakmak gerekecek. Da birazcık e, Halil böyle bir karakter değil mi sanki birazcık? Yani kötülük işte <laughs> ne, ne tarafından baktığınızla alakalı. Psikopatlık derecesi <laughs> e, tartışılır. <laughs> evet yani e, bilmiyorum. Hani biraz daha böyle bahsettiğim şey e, serseri Anladım. Hani kötü. Evet. dilim var Evet hocam. bir noktada tutan bir şeyler oluyor <laughs> Halil'e. Ama bir gaddarlığı var şu an. Var. Gaddarlık diye nitelendirmeyelim de yine de tabii bir fiziksel eğiliminin fazlalığı var. Onu ben de kabul ediyorum yani. Yapmalı mı? Bence yapmamalı. Gökberk olarak bence hiçbir şekilde yapmamalı. Eğer seviyorum diyorsa. Ama günün sonunda bir hikaye var. Bir karakter var. Aynen. Ve onu yapmalıyız. Peki en büyük pişmanlığım şudur diyebileceğim bir pişmanlığım. var hmm, Pişmanlık. Pişmanlık. Ben hiçbir şeyden pişman olmadım. Halifrat gibi konuşuyorum şu an. Ben pişman olmam çünkü öncesinde her şeyi hesap etmiş olurum. Evet, çünkü hislerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Bir şeyden pişman olmuyorum çünkü aslında her şey bize bir kazanım ya bir edinim sağlıyoruz her şeyden. İyisiyle kötüsüyle onun sana zararı varsa bile o seni büyüten bir şey ya. Mesela buradaki yara gibi. E, o bana bir farklı bir kimlik kazandırdı. Ben hep bardağa dolu tarafından bakmaya çalışırım. Polyanlacılık var biraz o anlamda. Ee, şey manevi tarafım ve biraz daha içsel tarafım yüksektir. Hani hep olumluya yorarım yani her şeyi. O açıdan da hiç kötü bir şeyi kötü olarak algılamam. Her Kazanım olarak dedik, vardır, kesinlikle. Yani. O modladan ilerledim. Ünlü olduktan sonra hayatında neler değişti? Rüzgarlı tepeden sonra özellikle e, çok geniş bir e, firm. Evet. Neler değişti senin hayatında? Onu da şöyle yorumlayabilirim. Ee, tabii ki yaptığımız işin öyle olumlu bir tarafı var. Bunu olumsuz gören insanlar da var ama ben hep şöyle düşünüyorum. Biz insanların evin içindeyiz. Yani bizim çocuk olayı var. Ve dışarıda tanıdıkları zaman onları biz de tanıyormuş gibi davranma zorunluluğumuz var bence. Onları yok sayamazsın. Çünkü e, gerçekten sana oğlu gibi sarılıyor Ya da oğlu gibi konuşuyor. Bayağı tanıdık yerden geliyor sana. Ben onlara çok dikkat ederim. Çünkü insanlara dokunmayı seviyorum. İnsanlarla konuşmayı, iletişim kurmayı seviyorum. Ve şu çok güzel bir şey bence. E, sevilmek dünyanın en güzel şeyi ya. Bu, bu, da çok mutlu eden bir şey zaten. E, bizim işimizin de en güzel getirisi bence ne maddiyat ne başka bir şey. İşte o tiyatroda sahnede aldığımız alkış aslında insanların yaptığı yorumlar. Onun için de çok mutlu oluyorum. Günün birinde mutlaka onunla birlikte aynı projede yer almak istiyorum dediğim bir ünlü var mı? Var. 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 Yani e, bir kere bir, bir, bir listenin birinci sırasına Şener Şen'i yazarım. İkincisi de Çetin Tekindor. Bu soruyu hazırlarken benim aklıma Şener Şen gelmiş biliyor musun? Öyle Senin mi? Düşünürken. Gerçekten bunu... Ben çok isterim yani. Bir gün nasip olursa. O elektriği almıştım ben Eğer, evet. zaten. Sizin de isteğiniz kuvvetliymiş. Bunu yazarken o gelmiştir. gelmiş. Gelmiş olarak. Evet. Sosyal medyayla arandasınız. DM'lere hemen dönüş yapar mısınız? Ya DM'lere çok dönüş yapmıyorum evet okuyoruz ama bu bir prensip herhalde bende. Yani geri dönüşü o şekilde yapmıyorum ama okuyorum tabii ki hepsini. Özellikle yorumlara zaten Cemre ile de orada bir iletişimimiz var bizim. dizi replikleri üzerinden gidiyoruz genelde atışıyoruz onun. Orayı sosyal medyayı çok etkin kullanan birisi değilim. Yani bu arada fotoğraf atmak, hikaye atmaktan bahsediyorum. Onun dışında çok etkin kullanıyorum. Yani takip ediyorum. işte yapılan yorumları, bizim atılan postları yapılan editleri ve inanılmaz mutlu ediyor bu bizi. Onlara bakıyorum. Ee, tarihini söylemiştin ama burcun neydi tam olarak? Yengeç. Yengeç burcu. Yengeç burcu. Evet. Sakin olursun diye düşünüyorum. Sakin kendi halinde. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek yemek ayırt etmem kolay kolay. Her Aa, yemeğin sebebi kızım var. De değil. Ha yani iki seçenek arasında kalırsam eğer seçeneklerden birinde tavuk varsa diğer seçenek benim için yoktur. Tavuğun Neyse mesela? Yani... Her türlüsü. Allah, Allah çok iyi. Evet tavuk, tavuk canavarıyım. Çok seviyorum tavuğu. Hem çok kolay. <laughs> hatta şunu da söyleyeyim. spagetti makarna çok spesifik bir şeyse spagetti net yani. Hmm. Onu da çok severim. Zaten annem kırık acıdı benim. Hamur işiyle büyüttü bizi. İçim dışım hamur oldu benim hep çocukken de ve bayılıyoruz ya. Arabaşı diyeyim mesela. Ben de herkes edeyim. bilmez herkes ama yani. mantığı. annemin annemin eli çok lezzetli bu arada o yüzden. Çok şanslıyım. İnternette en çok merak edilen konulardan birisi boyun, boyun kaç? 1.86 kilo. Kilo 80. Değişiyor tabii o. 2-3 oynama olabiliyor. Hem bahsettiğin gibi internette çok yalan yanlış bilgiler oluyor. Evet. En azından ağzından duysun. Evet. Katları. Peki çok teşekkür ediyorum Gökberk geldiğiniz için bu güzel röportaj için ee, çok mutlu ettim bizleri. Eminim e, izleyen arkadaşlarımız da aynı şekilde düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz tekrardan.